Hamur yoğurma kasemi, 1 paket instant maya, 1 çay kaşığı şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt ve 1 yumurta akı kasemize alalım. Güzelce çözünürlüğünü sağlayalım. Ve 50 gram eritilmiş tereyağı. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Unumuzun üzerine bir çay kaşığı tuz ilave edelim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. On dakika hamurumuzu oymaya alalım. Dilimlemiş olduğum tavuk etlerini blender'a alalım. Yarım çay kaşığı tuz ilave edeceğim. Karabiber, pul biber ve kırmızı toz biber ilave edelim. Baharatlarımızı damak tadımıza göre değiştirebiliriz. Tavuk etlerini blender'dan geçirdim. Damak tadımıza göre baharatlarını ayarlayabiliriz. Daha çok acılı yapabiliriz çünkü acı çok yakışıyor. Sarımsak ya da soğan da kullanabiliriz. Ben sade tercih ettim. Kavrulmuş tereyağımızın içine bir yemek kaşığı un ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Yağımızın sıcaklığıyla unumuz da kavrulmuş oldu. Böreğimizin içine ilave edeceğim. Dinlenen hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu açalım. Yufkamızı oldukça geniş bir şekilde açtıktan sonra tereyağını güzelce yufkamıza bir sürelim. Hazırlamış olduğumuz harcımızdan şöyle yufkamızın her yerine bırakalım. Geriye kalan tereyağımızı tekrardan böreğimizin her yerine gezdirelim. Bu şekilde işlemlerimizi tamamladıktan sonra bakın bu şekilde tepsiye aldık. Böyle bir apara yardımıyla bu şekilde dilimledikten sonra dilimlerimizi yumurta sarısı da sürelim. Böreğimiz fırına gitmeye hazır. 200 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Henüz çok sıcak. Gerçekten bu nefis tarifimi yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, böreğimizi dilimleyelim. Nefis bir tarif. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.